Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer sponsorlu bir içerikle karşınızdayım. Peki hangi oyun bu? Warspace. Peki sponsorlu olmasına rağmen burada her şeyi açık ve net ne olup ne bittiğini sizlerle birebir hesap yapacağız. Hatta şu anda önümde Excel açık. Öyleyse geçelim oyunumuzun tanıtımına. <laughs> Önce oyunumuz aynı. Farmers World gibi ama ekonomimiz birazcık daha farklı oyunda 4 tane temel materyallerimiz var ve bu materyalleri elimizdeki tool'larla çıkartıyoruz. Ama bu tool'ların giderleri ve gelirleri çok farklı arkadaşlar. Hani bir tanesini basıp hemen ondan bir tane harcasın bir tane gelsin diye işlemiyor. Maalesef nadirliğine ve kendi çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Birazdan zaten bunu daha detaylı göstereceğim. Tool'ları hesabımızdaki slotlara yerleştirip mine yaptığımızda anında bize token gelmiyor. Öncelikle ne harcayacaksa elinizde ondan bulunması gerekiyor. Onu harcıyor ve mine'a başlıyor. Ödülü ise kazancı ise arkadaşlar en sonunda süre bittikten sonra claim yaptığınız zaman hesabınıza yansıyor. Aynı zamanda bu kartları blend edip bir üst nadirliğe de geçirebiliyorsunuz. Ama bunu yapmanıza değip değmeyeceğini gelişimde hesaplamamıza geçip bakalım. Arkadaşlar ben size direkt şunu söyleyebilirim ki oyundaki en mantıklı seçim gold ve food. Şimdi bunda da ben sizlere rarity'lere göre farklı farklı inceleme yaptım. Öncelikle Common Gold ve Common Food var arkadaşlar. Bir Excel açıklayayım size. Fiyatları hemen Alkordan çektim. Bu fiyatlar değişiklik gösterebilir. Bunu unutmayın. Buraya daha kolay veri çekebilmem için bunu işledim. Sağ tarafta aynı Gold'un Rare'i ve Gold Food'un Rare'i. Aşağıda da Epic'lerin hepsini inceledik. Peki bu Excel'e göre sonuç ne çıktı arkadaşlar? Şimdi ön öncelikle Common Gold'dan başlayalım arkadaşlar. Common Gold'u Mayana gönderdiğimiz zaman ne yapıyordu? Bizden bir gereksinimi alıyordu. Peki ne istiyor? Bizden 1 gold ve 1 food istiyor. Yani bunun da Vax değeri karşısında toplam gideri 0.11 bir giderimiz oluyor. Peki gelirimiz ne kadar? 5 tane de gold veriyor bize karşılığında arkadaşlar. Ve direkt Vax değeri olarak baktığımızda da 0.25 Vax'ımız oluyor. Toplamda 1 saatlik kar zararımız 0.14 Vax karımız oluyor. Peki 24 saatte ne kadar kazanıyoruz arkadaşlar? 3.36 Vax kazanıyoruz. NFT'yi şu anda marketten almaya çalışsanız da Baktığımızda yaklaşık 220 Vax'ı satın alabiliyorsunuz Direkt Bunlar küçük 3-5 değer oynayabilir Arkadaşlar ee, videoyu hazırladığımda Sizin izleyeceğiniz vakit farklı ol olabileceği için Bunu lütfen unutmayın Kendi kontrollerinizi her zaman sağlayın Roy'u da hesapladığımızda Bir common gold alıp sadece oynamaya çalıştığınızda 65 güne denk geliyor 65 günde fiyat değişmezse Aşağıya doğru inmezse Çıkartabiliyorsunuz Aynı şekilde common food'u da incelediğimizde NFT fiyatının 158 Vax'dan olduğunu hesaplarsak 219 güne kadar çıkıyor. Yani Common Food almanızda aslında çok mantıklı bir hareket değil. Ve hesabımıza tekrar bakalım. E, neden bu kadar fazla çıktı? Yanlış bir şey mi yaptık arkadaşlar? Common Food'a geçelim hemen. Common Food'un bizden istediği neydi? Yaklaşık olarak arkadaşlar e, yaklaşık değil net olarak 3 Gold istiyor ve 3 tane de Food veriyor. 3 Gold harcayıp karşılığında da 3 Food verirse bize toplamda doğru yerlerimi işaretlemişiz. Aynen 0.18 gelecek. 3 gold içinde 0.15 harcayacak. 0.03 kar zararımız olacak. 24 saatlik gelirimiz 0.72 olacak. Evet doğru çıkıyor. Yani common food'dan da uzak durmalısınız. Diğerlerine zaten wood ve stone'u katmıyorum. Onlar daha da kötü durumda zarar işletebiliyor direkt size. Common'larda maalesef durum bu şekilde. Peki geçelim. Rare'lere arkadaşlar. Doğru eşyayı nasıl bulacağız? Rare'lerde işler birazcık daha değişiyor. Hemen şuradan da bakarsak oynanışta da görürsünüz Rare'in getirisi gideri vesairesi çok daha fazla. Rare'de gördüğünüz üzere Gold'da arkadaşlar direkt aynı şeyi harcayıp 10 katı fazla geliyor. Food'a da bakarsak maliyet düşüyor ve gelir aynı kalıyor. Excel'den peki bunu işlediğimizde sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Rare Gold madeninin e, ROI'si yaklaşık olarak 58 gün. Ama Rare Foot'ta işler değişiyor bu sefer. 37 güne kadar düşürebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde son olarak Epic'lere bakalım. Epiklerde durum ne? Epic'lerde hiçbir maliyet yok. Bu yüzden hepsini incelemeye aldım arkadaşlar. Hepsini Excel'e işledim. Ne kadar getirdiklerini yazdım. Ve sonuç olarak baktığımızda işte de değerlerini karşısına yazdım. Saatte kaç adet çıkarttı? Saatte kaç wax kar bıraktı? Maliyetimiz olmadığı için direkt kar olarak işliyoruz bunu. Ve e, 24 ile çarpınca günlük ne kadar bırakacağı bize NFT maliyetleri şu anda marketteki en ucuz NFT maliyetleri ve ROI'si. Arkadaşlar eğer 60 güne kadar ben okeyim vesaireyim derseniz tercih edebileceğiniz iki tane şey var. Bir tanesi Epic Gold diğer de Common Gold. Eğer birazcık daha süre düşük olsun derseniz de e, Rare Food'u tercih edebilirsiniz. Peki yine de tercih etmek mantıklı mı? Fiyatlar bu seviyede kalacak gibi düşünerek biz bu hesabı yaptık. Şu şekilde örneğin food'dan bir bakarsak fiyatının sürekli aşağıya doğru indiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şurada güzel bir satış yedi. Bir ara yükseldi. Tekrardan aşağıya indi. Ee, kediler kafayı yiyor bu arada. Neyse. Oyun umarım çok daha güzel yerlere gider, çok daha fazla kazanır herkes diyelim. Bu oyunla ilgili de diğer bir konu daha var arkadaşlar çekiliş. Evet, sponsorlu içerik sadece bana değil sizler için de avantajlı. Zaten o yüzden videoyu kabul ettim. Peki ne bu çekilişimiz arkadaşlar? Ee, size bir tane influencer pek vereceğim. Ee, değeri yaklaşık olarak 200 dolar civarında. İster oynarsınız, ister satarsınız. Tamamen size kalmış bir şey. Ama şu hesaplara bakınca büyük ihtimalle satacağınızı düşünüyorum. Peki bunun için ne yapmalısınız arkadaşlar? Aşağıda bıraktığım linkten kesinlikle Warspace'in Discord'una katılmalısınız. Çünkü en azından 100 kişi katılmazsa bu çekilişi maalesef yapamayacağım. Bazı bu tarz şartlar var ve aynı zamanda kendi kanalımdan da Warspace ile ilgili birazdan duyuru geçeceğim. Bu videodan sonra duyuru geçeceğim. Lütfen oraya da bir emoji bırakmaya çalışın ki Aa tamam etkileşim varmış deyip e, bu çekilişle ilgili bir problem yaratmasınlar. Tüm videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çekilişin lütfen gerekliliklerini yerine getirmeyi unutmayın. Discord linklerini aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.